BTP Genel Başkan Yardımcıları Seçil Mumcuoğlu, Harun Kayacı, Sabri Terzi ve Bilal Karamus Elazığ'a gelerek bir dizi temasta bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seçil Mumcuoğlu, Harun Kayacı, Sabri Terzi ve Bilal Karamus Elazığ'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak il teşkilatının düzenlediği Kadınlar Matinesi Tanışma ve Kaynaşma Programı'na katıldı. BTP Basın ve Yayın Sözcüsü Kübra Çağatay, il teşkilatının çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Bugünkü kadınlarımız, Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın kadınlara yönelik projelerinden birebir haberdar etmek için buradayız. BTP'de 40 yaşın üstünde milletvekilinin olmayacağını kaydetti. Altılı masada olmanızı istiyoruz. Muhalefetin bir parçası olmanızı istiyoruz. Muhalefetiz zaten de oradaki beraber hareket eden muhalefetin diyelim. Bu konuda da bir televizyon programında başkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ben buna talibim. Ve biliyorsunuz ayın 14'ünde masada bu da konuşulacak ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener çok hızlı bir şekilde dönüş yaptı. 120 kişilik şey listesi haricinde, genel merkez listesi haricinde 40 yaşın üzerinde milletvekili olmayacak Bağımsız Türkiye Partisi listelerinde arkadaşlar. Daha sonra Elazığ'a gelen genel başkan yardımcıları Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şubesi'nde Başkan Yaşar Karabulut'la bir araya geldi. Genel başkan yardımcısı Harun Kayacı, Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Biz Elaziz diyoruz. Elazığ Atatürk Düşünce Derneği'ni ziyaret ettik. Başkanımızla sohbet ediyoruz. Çok keyifli de bir sohbet var. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye bugün geldiği, siyasi olarak geldiği noktadan baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün günümüze taşınması, onun ilkelerinin yani fabrika ayarlarına bütün siyasetlerin dönmesi lazım. Türkiye'nin yeniden ekonomik, siyasi, kültüre bir tam bağımsız olması lazım. Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şube Başkanı Yaşar Karabulut, Bağımsız Türkiye Partisi heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. Bağımsız Türkiye Partisi'ni burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tabii hedefler bir olunca, Atatürk'ün çimentosu içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bütün o saydıkları şeyleri söylemek istemiyorum ama hepimiz Türk milletiyiz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcıları daha sonra İl Divan toplantısına katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hakan Şekercigil, BTP heyetini Elazığ'da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Bu saatten sonra Hüseyin Baş Bey ülkenin tek umududur. Bu güneş gibi ayan beyan ortadadır. Güneşlenmenin keyfini çıkaralım derim. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi, Genel Başkan Hüseyin Baş'ın Elazığ'a selamını getirdiklerini söyledi. Gerçekten ülke adına, ülkemiz adına belki benden çok daha iyi değerlendirebilecek çok değerli Genel Başkanım Hüseyin Baş'ı da tebrik ediyorum. Biz her gittiğimiz yere onun selamıyla geldik. 2-3 gün önce görüştük kendisiyle. Bugün buraya geleceğimizi biliyor. Abi dedi, abi diyor bize. Gittiğiniz her yerde ama özellikle Elazığ'a benim selamımı götürün. Elazığ insanını ben çok seviyorum demişti. Belki her yeri sevmek zorunda ama Elazığ'ı özellikle çok seviyor. Dedim ya Elazığ'la bizim sadece siyasi bağımız yok. Çok daha farklı bağlarımız var. Genel Başkan Yardımcısı Bilal Karamus ise Elazığ'daki Bağımsız Türkiye Partililerin bugüne kadar önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Elazığ çok güzel bir kent, insanı da güzel. 20 senelik bir Bağımsız Türkiye Partisi'nin 20 seneyi aşkın bir mazisi var. O zamandan bu zamana aramızda bulunan arkadaşlar var, gayet güzel çalışmışlar. Davayı sırtlarında yüklemişler, çilesini çekmişler, değişik yerlerden gelmişler, değişik ekollerden gelmişler, mesleklerden gelmişler. Hepsi davanın bir tarafından tutmuşlar.